Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Suriye, dünyanın en zengin arkeolojik mirasına sahip ülkelerden biri. Afrika, Asya ve Avrupa kavşağındaki ülke günümüzde hala dünyanın en büyük imparatorluklarının izlerini taşıyor. Ebla şehri çivi yazılı tabletlerden çarpıcı Roma kentlerine Suriye'nin 7 büyüleyici arkeolojik mirasını sizlerle paylaşıyorum. 1. Ebla Antik Kenti. Ebla Antik Kenti ya da Tel Mardik. İlk olarak 1964 yılında İtalyan arkeolog Paolo Matri tarafından Halep şehrinin 55 kilometre güneyinde keşfedildi. Kentin gelişimi günümüzden 2500 ila 3000 yıl öncesine tarihlense de buluntular en az milattan önce 3000 yılından itibaren kentte yerleşim olduğunu gösteriyor. Burada arkeologlar tarafından Sümer alfabesiyle yazılmış 20.000 çivi yazılı tablet hazinesi gün ışığına çıktı. Daha çok ekonomiyle ilgili olan bu tabletler antik kent sakinlerinin günlük yaşamıyla ilgili bilgilere de sahip. 2. Apameia Antik Kenti. Apameia Antik Kenti M.Ö. 300 yılında Seleukos kralı Nikator tarafından kuruldu. Asi Nehri kenarında kurulan bu şehrin en parlak döneminde yarım milyon insana ev sahipliği yaptığı düşünülüyor. Kent M.Ö. 64 yılında Roma İmparatorluğu'nun bir parçası oldu. Milattan sonra 115 yılında gerçekleşen büyük bir depremle yıkılan görkemli şehir, daha sonra 7. yüzyılda yabancı işgalciler tarafından yağmalandı. Günümüze ulaşan büyüleyici sütunlar hala turistlerin ilgisini çekmekte. 3. Busra Antik Kenti. Busra Antik Kenti bir zamanlar Roma'nın Arabistan eyaletinin başkenti olmuştu. Şehrin adı ilk olarak Tel El Amarna'da bulunan yaklaşık 3400 yıllık Mısır tabletlerinde geçmekte. Daha sonraki yıllarda ise bölgeye Nebatiler egemen oldu. Milattan sonra 106 yılında Busra Roma İmparatorluğu'nun bir parçası oldu. Busra altın çağını çeşitli ticaretler için uzun yolculuklar yapan Arap kervanları tarafından ticaret merkezi konumuna gelmesiyle yaşadı. Neredeyse hala ayakta olan Busra Antik Kenti günümüze kadar birçok imparatorluğun izlerini taşıyarak ulaştı. Antik kentte günümüze kadar çok iyi korunarak gelmiş 2. yüzyıl Roma tiyatrosu, dünyanın bilinen en eski camilerinden biri ve Bizans dönemine ait katedral bulunmakta. 4. Halep Antik Kenti. Halep Antik Kenti 5000 yıl boyunca kesintisiz olarak yerleşim gördü. Hititlerden Asurlulara, Moğollardan Osmanlılara kadar hemen hemen her büyük imparatorluk tarafından yönetildi. Şehir 12. yüzyıla tarihlenen camisi ve 13. yüzyıla tarihlenen Sitadeli ile ünlü. Bu sitadel en az milattan önce 3000'e tarihlenen bir arkeolojik höyük üzerine inşa edilmiş. 5. Şam. Suriye'nin başkenti Şam milattan önce 4000 yılda kuruldu. Fakat şehir dışındaki kazılarda insanların bölgede en az 8000 ile 10.000 yıldır yaşadığı biliniyor. Şehir Orta Çağ'da zanaat ve sanayi alanında gelişti. Özellikle kılıç ve dantel üretimi konusunda uzmanlaştı. Kentteki antik izler günümüzde Roma döneminde Tanrı Jüpiter için yapılmış tapınak, Roma dönemi şehir duvarları ve 8. yüzyıla tarihlenen Emevi Camisi ile görülmekte. 6. Palmira Antik Kenti. Palmira Antik Kenti, Hindistan'dan Roma'ya, Çin'den İran'a kadar uzanan ticaret yollarının kesişme merkeziydi. Suriye çölünün ticari kervanlarının geçiş noktasında olması sebebiyle çölün gelini olarak da bilinen şehrin ismi ilk olarak M.Ö. 2. yüzyılda tarihlenen tabletlerde geçse de Roma İmparatorluğu'nun kontrolü altına girdiğinde gelişerek önemli bir merkez konumuna geldi. Milattan sonra 272 yılında yağmalanmasına rağmen Baal Tapınağı, Diokletianus Kampı, Büyük Askeri Kompleks ve şehrin dışında kalan geniş nekropol gibi birçok kalıntı günümüze ulaşmayı başarabildi. 7. Haçlı Kalesi. Batı Suriye'de bulunan ve inanılmaz derecede iyi korunmuş olan Kral Dex Hevalies Kalesi 1142-1170 yılları arasında Hospitalier Şövalyeleri tarafından inşa edildi. Şövalyeler 1. Haçlı Seferleri sırasında kutsal toprakları korumakla yükümlüydü. 1271'de Memlükler tarafından alınana kadar Haçlıların elinde kaldı ve Haçlı Seferleri sembol olarak nitelendirildi. Memlük Sultanı Baybars, kale içerisinde bazı düzenlemeler yaparak var olan kiliseyi camiye dönüştürdü. Kale günümüze şaşırtıcı derecede iyi korunarak 13. yüzyıldaki haline ulaşmıştır. Temmuz 2013'te yayınlanan raporlara göre kalenin Suriye'deki iç savaş nedeniyle ciddi hasarlar aldığı tespit edilmiştir.